Gençler selam. Ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte integral alma kurallarına başlayacağız. Arkadaşlar integral türev gibi değildir. Yani gerçekten baş belasıdır. Çünkü ne yapacağını sorularda doğru dürüst kestiremezsin ama türev öyle değil ki. Ya bileşkenin türevidir, ya çarpımın türevidir, ya bölümün türevidir. Bir şekilde bir kalıba sokarsın ama integral öyle değil. Integralde bol soru görmek zorundasın. Ne yapıyoruz arkadaşım? Önce konuyu anlatıyoruz. Sonra peşine onunla ilgili bol örnek olan ikinci videoyu yayınlıyoruz. Lütfen ama lütfen integrali öğrenmek istiyorsanız 4 ile 4 yapmak istiyorsanız bütün videoları sonuna kadar izleyin. Ben bunun garantisini size veriyorum. Anlaştık mı? Geldim hemen sahnemi çevirdim. Geldik integral alma kurallarına. Türev ne yapıyordu? Türev garibim üstünü bir azaltıp başa alıyordu. Bu da üstünü bir artırıyor. Azaltmıyor. Tam tersi artırıyor. O ifadeye bölüyor ve yanına bir de artı c yani integral sabitini koyuyor. Mantık bu kadar. Çok şanslısınız. Bizim zamanımızda 40'a yakın formül vardı. Şimdi sadece bu formül var. Üstünü bir artırıp ona bölüyorsun artı c. Bu kadar. Mevzu bu. Şimdi geldim. Hemen birinci soruma. Şunun üstü şu an 1. Ne yapıyorsun? X'e göre integral alıyorsun. O zaman üstünü 1 artırdın. Geldin 10'a böldün artı c yazdın. Bu. Geldik x'e göre integral alıyoruz. Üstünü 1 artırdın. Geldim yazdım 10'a böldüm artı c. Bir adım devam ettirirsen 5'ler birbirini götürdü. x üzeri 5 artı c geldi. Şimdi geldim buraya. Önce bunu bir düzenleyeyim. Burası x üzeri eksi 2 dx oldu. Aşağı yukarı çıkarken eksi kuvvet alır. Üstünü bir artırdın. Eksi 1 oldu. Geldin eksi 1'e böldün. Artı c. Yani eksiyi başa atarsan yine bunu ters çevirirsen 1 bölü x artı c geldi mi geldi. Şimdi sıra burada. Burası integral 1 bölü 2. Kök x dediğin ifade x üzeri 1 bölü 2'dir. Ama hocam bu aşağıdaydı. Yukarı çıktığı zaman ne oluyordu? Tabii ki eksi kuvvet alıyor. Şimdi hemen seninle birlikte integral alayım. Ne yapıyormuşum? 1 bölü 2 yazdım. Ona dokunmuyorum. Üstünü bir artırdım. Üstünü bir artırırsan x üzeri 1 bölü 2 olur. Ben 1 bölü 2'ye böleceğim. Artı c. Dikkat bak şimdi güzel insan. Şu 1 bölü 2. Şu 1 bölü 2'yi ne yapar? Tabii ki götürür. Anlaştık mı? Burada geri olarak x üzeri 1 bölü 2 kalır. O da karekök x'tir artı c. Şimdi tersten işlem yapalım mı? Ben size ne demiştim? Bir önceki derste. Şuranın türevini aldığın zaman burayı verecek. Evet al türevini bu geliyor. Buranın türevini aldığın zaman burası gelecek. Buranın türevini aldığın zaman burası gelecek. Buranın türevini aldığın zaman burası gelecek. Mesela kök x'in türevini ezbere biliyoruz. 1 bölü 2 kök x doğru. Ondan sonra 5x üzeri 4 doğru. Yani bunların türevini aldığın zaman burayı verecek. Bunu da unutma. Yani acaba doğru mu yaptım yanlış mı yaptım sağlamasını böyle yapabilirsin. Geldik buraya. Buranın integralini alalım şimdi. Bunun üstünü bir artıracağım. Buranın üstünü bir artıracağım ve ona böleceğim. O zaman burası 3 x küp bölü 3 geldi mi geldi. Eksi x üzeri 4 bölü 4 artı c çıktı. Buradaki üçler birbirini götürdü. O zaman sonuç olarak x küp eksi x üzeri 4 bölü 4 artı c geldi. Şimdi buradayız. Dikkat ben burayı önce bir kez düzenleyeyim. 2x'ini yazdım. Kök x dediğin ifade x üzeri 1 bölü 2. Tabii ki şöyle parantezi kapatalım. Ne yapacağız? Üstünü artırıp böleceğiz. Artırdım. Dikkat 2. Şurası şu an 1 ya. Artırırsan 2 olur. 2'ye böleceksin. Olay bu geldim. Üstünü 1 artıracağım. 1 bölü 2 ile 1'in toplamı ne yapar? 3 bölü 2 yapar. Arkadaşlar alışkanlık haline getirin. Bak 3 bölü 2 ya. Sen buraya direkt 2 bölü 3 yazacaksın. Yani onu hep çarpma işleminin tersiyle çarpıyorsun. 3 bölü 2, 2 bölü 3. 4 bölü 5 olsaydı 5 bölü 4 yazacaksın. Olay bu. Geldin artı c. Bunu köklü ifade olarak da yazabilirsin. Böyle de bırakabilirsin. Sana kalmış. Ben yeni başladığınız için devam etmek istiyorum. 2'ler gitti. Şurası x kare geldi mi geldi. Dikkat şurada eksi 2 bölü 3. Burası şöyle bir şey olacak. x kök x artı c gelecek. Hocam bu x kök x nereden geldi ya ben onu anlamadım. Dikkat et burası aslında şöyledir bak. Şurası 3 şurası 2. Burası x x x'in çarpımıdır. İki tanesi dışarı çıkar. Burası x kare kök x gelir. Olay budur. Ben bunları ne yapıyorum? Artık hızlı bir şekilde direkt açıyorum. Siz de zamanla benim gibi olacaksınız. Geldik buraya bak. Dikkat. Şu an burada ln t var. İntegralin değişkeni ne? x. Sen buna sabit sayı gözüyle bakacaksın. Sabit sayı. Kim sabit sayı? ln t. O zaman aslında burası 3 tane ln t çarpı x kare dx. Hocam bize en baştaki derste bir şey anlatmıştınız sabit sayı integralin dışına çıkar. Bir de öyle yapalım burayı. 3 ln t'yi integralin dışına çıkarttım. Burası x kare dx oldu. Şimdi integralini alalım. 3 ln t. Buranın üstünü 1 artırdın. 3 oldu. Ona böldün. Artı c. 3'ler gitti. Cevap ne geldi? ln t çarpı x küp artı c geldi. Unutmayın mevzu böyle. Şimdi hocam peki şuradaki 2 Dışarı çıkar mıydı? Çıkardı. Peki hocam dikkat edin bu integral eksi ya. Eksiye ayırabilir misin? Ayırabilirsin. Ama ben ne yapıyorum? Tek satırda yapıyorum. Geldim buraya. Güzel insanlar önce burası 1 bölü x üzeri 1 bölü 3 geldi. Bunun dx'ini yazdın. Bu yukarıya ne olarak geçti? Tabii ki eksi 1 bölü 3 olarak geçti. Tamam sen bunun üstünü 1 artıracaksın. Bunun üstünü 1 artırırsan x üzeri 2 bölü 3 olur. Emre Hoca bana dedi ki bura 2 bölü 3 ise sen bunu 3 bölü 2 ile çarpacaksın. Artı C. Olay bu. Hocam böyle bırakalım mı? Devam edelim. Şu x üzeri 2 bölü 3 dediğin şey aslında şudur. Bura kökün derecesi. Şurası da içerinin derecesi. Artı C. Mantık bu. Olay bu şekilde. Gel. Hemen devam edelim. Bak şimdi. Diyor ki integralde bir sayıyla dx varsa cevap kx'tir. Ben size sürekli türev anlattım değil mi? AX'in türevi neydi? A'ydı. BX'in türevi neydi? B'ydi. CX'in türevi neydi? C'ydi. Dersin başında ne dedim? Buranın türevi her zaman burası olacak. Bak hemen burada yazmışız. Mesela integral 2 tane dx. Cevap 2x artı c. Bu kadar. İntegral 3 tane dx. Cevap 3x artı c. İntegral dx bölü 7 cevap x bölü 7 artı c. Şimdi bir de şöyle yapalım. İntegral 5 da anlaştık mı? Yani a'ya göre bu sefer 5a artı c. İntegral 10 tane dy bu sefer diyeceksin ki 10y artı c. integral 20 tane dk konuşamadım. Burası ne oldu? 20k artı c geldi. Yani değişkenin kimse onu buraya ekliyorsun. X olduğu için X eklersin. A olduğu için A eklersin. Y olduğu için Y eklersin. Ondan sonra K olduğu zaman da K eklersin. Mantık bu şekilde. Şimdi geldim hemen soruma. Burada böyle bir eşitlik var. X1 için T2 ise X2 için T kaçtır? Tamam. Buranın integrali ne? Tabii ki 2T artı C. Anlaştık mı? Ben burada C'leri yazdım mı? Ha, yazdım. Tamam birden böyle korktum. Geldim buraya. Buranın integrali ne? 3x artı c. Şimdi canlarım bakın. Lütfen ama lütfen. Bu c bu c'yi götürür demeyin. Buranın c'si buranın c'sinden farklıydı. Ben bunu bir önceki derste çok detaylı anlattım. O yüzden sen sadece bir tarafa c yazacaksın. Yani aslında buranın c'si c1. Buranın c'si c2. Bunu karşıya attın. C1 eksi C2 oldu. Biz matematikçiler onun yerine sadece tek C yazarız. Lütfen bunu böyle bilin. Sakın ama sakın kafanıza karışmasın. Şimdi T yerine 2 yazacağım. O zaman 4 artı C. X kaç geliyormuş? Buradan 1 geliyormuş. C'yi kaç bulduk? Eksi 1 bulduk. Tamam geldim yazdım. Şimdi yine aynı şekilde X2 için hemen 2T artı C'yi kaç buldun? Eksi 1. Bu sefer X kaç? 2. Şurası 6 geldi. 2T eşittir buradan 7 geldi. T kaç geldi? 7 bölü 2 çıktı. Mantık bu şekilde. Ne yaptım? Sadece ilk ifadede şu verilerden C'yi buldum. C'yi bulduktan sonra gittim yerine yazdım. Sonra X yerine 2 yazdım. ifadeye getirdik. Geldik örnek 3'ümüze. Çok basit bir soru. Bakın korkmayın, korkmayın, korkmayın. Ne yapacağım? İntegral alacağım. X'e göre. Üstünü 1 artır. 10'a gel böl. O zaman 4 x üzeri 4 bölü 4. Tamam. Eksi üstünü 1 artır 3 x küp bölü 3. Geldim üstünü 1 artırdım. 2 bölü 2. Şimdi biraz önce ne dedik? 3 dx'in integrali 3 x'ti. O zaman eksi 3 dx'in cevabı neydi? Eksi 3 x'ti. Tabi yanında c'si de var. Yanında c'si de var. O zaman eksi 3'inki ne? Eksi 3x artı c. Şimdi canlarım şunlar birbirini götürdü. Geldim şöyle götürdüm. O zaman sonuç olarak ne kaldı? x üzeri 4 kaldı. Eksi x küp geldi. Artı 2 tane x kare oldu. Eksi 3x geldi. Artı c çıktı. Olay bu kadar. Geldim hemen örnek 4'üme. Şimdi ben burayı nasıl yapacağım hocam? Diye kardeşlerim için bak tane tane anlatacağım. Önce şunu buraya bir dağıtacaksın. Tamam mı? Sakın ama sakın çarpım integralde ayrılmaz. Aman benim yeni başlayan güzel öğrencilerim bak lütfen ama lütfen bunu böyle ayırıyorsunuz. Çarpma integralde ayrılmaz. O zaman bunu aklından sileceksin. Lütfen bunu not al. Çarpma integralde ayrılmıyormuş. O zaman ben ne yapacağım? Dağıtacağım. Burası ne oldu? 2x geldi. Dağıttım. 5 tane kök x çarpı x geldi. Şurası da dx oldu mu oldu. Şimdi kök x demek aslında x üzeri 1 bölü 2 demek. Şurada da 1 var. Şimdi ben burayı önce bir kez düzenleyeyim. Burası 2x'i geldi. Eksi 5 tane x üzeri. Tabanlar aynıysa üstler toplanır. Burası 3 bölü 2 oldu. Dikkat artık burası bitti. Şimdi integral alalım. Bunun üstünü 1 artıracaksın. Ona böleceksin. O zaman 2. Şu an burada 1 var ya. x kare oldu. Geldin böldün. Eksi 5 çarpı x üzeri üstünü 1 artırırsan 5 bölü 2 olur. Bunu kimle çarpacakmıştım? Kimle çarpacakmıştım? Bunun tersiyle çarpacağım. Yani 2 bölü 5 ile çarpacağım. Olay bu. Şimdi artı c'yi koydum. Bu ikiler birbirini götürdü. Şuradan x kare geldi. Bu 5'ler birbirini götürdü. Eksi 2 x üzeri 5 bölü 2 geldi. Artı c geldi. Şimdi hocam burası şıklarda yok ki. Ben burayı nasıl yapacağım? Önce şuraya bir bakacağız sen de. X üzeri 5 bölü 2 dediğin şey aslında kökün içerisi 5'tir. Burası 2'dir. Şimdi burayı sen şöyle yazacaksın. X kare x kare x diye yazdın x üzeri 5'i. Bu dışarıya x diye çıktı. Bu dışarıya x diye çıktı. O zaman burası x kare eksi 2 tane x kare. Bu içeride kaldı. Kök x oldu artı c. Şimdi x kare parantezine de alabilirim. Ondan sonra başka arkadaşlar diğer şekilde de bırakabilirim. Size kalmış. Ben x kare parantezini alacağım. Aldığın zaman 1 eksi 2 tane kök x artı c çıktı. Cevabında değişikliği geldi. Olay bu şekilde. Zor mu? Bence şu an tane tane böyle yavaş yavaş ince ince gidiyoruz. Geldik örnek 5'e. Şimdi bakın integral bölmeyi ayırmaz. Aman sakın ha sakın bunu ayırmayın integral bölmeyi, çarpmayı ayırmıyor. E ben ne yapacağım burada? Sen ne yapacaksın? Sen uyanıklık yapacaksın. Şunu yapacaksın. Birincisi yukarıyı x kare parantezine alacaksın. Şurayı. Aldın x artı 1 geldi. Allah Allah. Aşağıda da x artı 1 var. Sonra şurada yine bir x artı 1'im var. Dikkat. Geldin buraya x artı 1'ini yazdın. Sonra şuraya da dx koydun. Bak şimdi. x artı 1'ler ortak mı? Evet ortak. Hocam gördüm ben de. Şimdi x artı 1 parantezini aldım hocam seninle birlikte. Şuradan ne geldi? x kare geldi. Arada ne var? Artı. Sonra buradan ne geldi? 1 geldi. Geldim burayı x artı 1'e böldüm. Bunu dx ile çarptım. Şimdi canlarım bak. Şu gitti mi? Evet gitti hocam. O zaman bizim ifademiz şuna dönüştü. Bak çok basit bir şeye geldi. x kare artı 1 dx oldu. Bunun integrali üstünü 1 artır 3. Gel ona böl. Birin integrali x artı c cevap bu kadar. Olay bu şekilde. Geldim hemen örnek 9'uma. Ya ben burayı nasıl yapacağım hocam? Bu çok zor. Hayır çok zor değil. Bak çok basit. Geldin hemen fx eşittir yazdın. Dikkat et bak. Lütfen hamlelerime iyi bak. 2x küple x kare sadeleşir. 2x kalır. x kare x kareyi götürür. Eksi 3 gelir. 1 bölü x kare kaldı ya en son. Ben bunu da yukarıya gönderdim. Artımı mı eksi mi? Artı. Çünkü şurada artı olduğu için. X üzeri eksi 2 oldu. Hocam ben burayı anlamadım ya. Siz ne yaptınız diyenlere. Bak gösteriyorum. 2x küpü x kareye böldün. 3x kareyi x kareye böldün. Artı 1 bölü x kare. Niye bunu başta böyle yazmadın? Bilmiyorum işte. Başta direkt hemen böyle yazdım. Hemen ne yaptık? Olayı böyle biraz sıcağı sıcağına hızlı ilerletmek istedik. Ama buradan geliyor işte. Şimdi gerisindeki iş çok basit. Benim fx fonksiyonum eşittir. Dikkat şuranın integrali ne? Üstü 1 ya artırdın ona böldün. Yazdım. Eksi 3'ünki neydi? Eksi 3 x'ti. Bununki ne? Üstünü 1 artırırsan eksi 1 olur. Eksi 1'e böldün. Bir de artı c geldi. Şimdi f eksi 1 kaçmış? 7'ymiş. Hemen eksi 1 yazacağım. Ve işleri düzene koyacağız. f eksi 1. Eksi 1'in karesi 1. Eksi 1 ile 3'ün çarpımı artı 3. Eksi 1'in birin eksi 1. kuvveti eksi 1 yapar. Anlaştık mı? Bak eksi 1'in birin eksi 1. kuvveti eksi 1 yapar. Bir eksi 1 de aşağıda var artı 1. Şöyle oldu bak eksi 1 bölü eksi 1 geldi. Sonra artı c. E şurası kaç verilmiş? 7. Bura kaç çıktı? 5 artı c. C buradan kaç geldi? 2. Sığdı mı? Sığdı. Şimdi F2'yi sormuş bana. Hemen F2'ye bakalım seninle birlikte. Lütfen bendesin. Dikkat et. 2'nin karesi 4. 2 çarpı 3 eksi 6. Artıyı koydum. 2 üzeri eksi 1 bölü eksi 1. C'yi kaç bulduk? Artı 2. Şimdi dikkat. 4, 6, eksi 6. Birbirini götürdü. 2 üzeri eksi 1. 1 bölü 2. Bir de önünde eksi var. O zaman F2 dediğin değer eksi 1 bölü 2. Yani C şıkkı geldi. Mantık bu şekilde. Geçtik hemen bir sonraki sorumuza. Polynomun kat sayıları toplamı eksi 25. Sabit terimi kaçtır? Şimdi... Hocam integral çarpmayı ne yapmıyordu? Ayırmıyordu. Lütfen bunu böyle bileceksiniz. E peki ben nasıl yapacağım burada hocam? Şöyle yapacaksın. Px eşittir diyeceksin. Güzel insan dikkat. Şu 12'yi de integralin dışına atabiliyorsun. Sabit sayı integralin dışına çıkabilir. Bunu unutma. Anlaştık mı? Ama ben ayırayım mı ayırmayayım mı? Ayırmayayım. Böyle dursun. Şimdi 12x sadece şurayı bir açalım. x kare eksi 4x artı 4 geldi mi geldi. Sonra dx yazdım. Tamam. Ya böyle başladık. Bu nasıl devam edecek? Korkmayın çok basit. Hemen hamlemi devam edeceğim. Soruyu bitireceğim. 12x ile x karenin çarpımı 12x küp. Amele gibi integral alıyoruz. 12x ile eksi 4x'in çarpımı eksi 48x kare. Hocam başka yolu var da böyle mi yapıyorsunuz? Yok. Herkes böyle yapıyor yani. 12x ile 4'ün çarpımı da 48x. Geldin. Şöyle dx'ini yazdın. Şimdi integral alalım. Integral alırken nasıl alıyorduk? üstünü bir artırıyorsun, bölüyorsun, artırıyorsun, bölüyorsun, artırıyorsun, bölüyorsun. Artırdın. 12 x üzeri 4 bölü 4. Sonra geldin eksi 48 x küp bölü 3. Sonra geldin 48 x kare bölü 2. Sonra geldin artı c yaz. Şimdi ben buraya 1 yazacağım ki katsayılar toplamı eksi 25 olsun. Bak şimdi önce şunu bir götürelim. 3. Şunu götürdük 16. Şunu götürdük 24. Tamam. Hocam 1 yazalım. Bir yazarsan ne gelir? Şurada 3 geldi. Şuradan eksi 16 geldi. Şuradan artı 24 geldi. Artı c. Bu kaç eşitmiş? Eksi 25'e. Şimdi 24. Ondan sonra 3 daha 27. 16 çıktığı zaman kaç kalır? 11. O zaman şuradan c artı 11 eşittir eksi 25. c buradan kaç geldi? Eksi 36. O zaman benim px polinomum şu oldu arkadaşlar. 3x üzeri 4. Eksi 16 x küp artı 24 x kare artı c. O da eksi 36. Sabit terim. Tabii ki sabit terim. Bak nur topu gibi şu an burada var. Cevap eksi 36. Olay bu şekilde. Geldik hemen bir sonraki sorumuza. Ya ben bunu nasıl yapacağım hocam? Bu çok uzun, çok uzun. Çarpmayı da ayıramıyorum. Ne yapacağım? Çok basit. Bak küp açılımı vermiş burada. Sadece saklamış. Sen görüyor musun, görmüyor musun? A eksi B. Sonra A kare artı AB artı B kare. Burası neydi? Tabii ki A küp eksi B küptü. Bunu gördüğün an iş bitmiştir. Ha görmezsen çok zor zaten. Tek tek çarpacaksın orayı. O zaman hemen burası bunun küpüymüş. X küp eksi bunun küpü 8. Bu korkunç şeyin sonucu bu. Peki integrali ne? Üstünü bir artırdın. Ona böldün. 8'in integrali eksi 8x. Yanına da artı c'sini koydun. Bu kadar. Zor mu değil bence. Geldim bir sonraki soruma. Şimdi fonksiyon için f0 eşittir 2, f1 eşittir 28, a kaçtır? Canlarım ne yapacağız? İntegrali alacağız. Önce fx eşittir bir diyelim. Buranın integraline ne gelir? a üstü 1 ya artırdın 2 ona böldün. Geldim buraya üstü 2 ya a x üzeri 3 geldin böldün. Ya sen bir şeyleri yazmıyorsun. Neyleri yazmıyorsun? C'leri yazmıyorsun hocam. Biliyorum yazmadığımı. En son yazacağım. Geldim buraya. Üstünü bir artırdım. X üzeri 4 bölü 4. En son işte bunu yazıyorsun. Ama burada bu C, bu C, bu C topladığında 3C olmuyor mu? Olmuyor. Tek C oluyor. Anlaştık mı? Bunu böyle bileceksin arkadaşım. Şimdi 0 yazınca kaç oluyormuş? Bak 0 yazınca 2 oluyormuş. O zaman F0 0 yazdın. Bura gitti, bura gitti, bura gitti. C geldi. C'yi 2 bulduk. Tamam. Peki hem de hemen şimdi ne yapacağım? 1 yazacağım. F1. 1 yazarsan A bölü 2. Geldim yazdım. Sonra A bölü 3. Sonra A bölü 4. C'yi de 2 bulmuştum. Burası 28. Dikkat. A bölü 2. A bölü 3. A bölü 4. Nerede eşitlenir? 12'de. Bunu 6 ile. Bunu 4 ile. Bunu 3 ile çarpalım. 6. Kaç geldi? 10. 13. A bölü 12. Ne çıktı? 2'yi karşıya attın. 26. Şunda şu gitti mi? Gitti. Şurada 2 kaldı. A kaç geldi buradan? 24. Cevap hem Erzincan hem de 24 plakayı yakaladık. Geldik hemen bizim bir sonraki sorumuza. Şimdi f birim fonksiyon. f birimse o zaman fx eşittir tabii ki x'ti. Geldim yazdım. g de sabit fonksiyon. O zaman gx eşittir ne olsun? k gibi bir şey olsun. g onu bulalım sizinle birlikte. Tamam çok basit. Burada ne var ki hocam? Hemen 24'ü yazdık. Yazardı herhalde Erzincanlı mı ya da Erzincan sevdalısı mı bilmiyorum ama x şurası x dx geldi mi geldi. Sonra şurada x var. İntegral gx yerine de k dx yazdım. Tamam şimdi çok güzel başladık. Burası 24. integralini alırsan x kare bölü 2 gelir. Tamam sıkıntı yok. Geldim. Burada hocam artı c olacak. Evet biliyorum. Ben c'yi bir tarafa atacağım. Unutma. Burası x çarpı. Bak x çarpı. Buranın integrali. K'nın integral neydi? Kx'ti. Sonra artı C geldi mi? Geldi. Şimdi hocam gerisinde ne olacak? Bak gerisinde şöyle bir şey olacak. 24 ile 2 gitti. Şurası 12 x kare geldi. Şurası ise k çarpı x kare artı c çıktı mı? Çıktı. O zaman burası buraya eşit olmak zorunda. Çünkü polinom eşitliğine göre k sayısı kaç gelir? 12 gelir. k 12 ise o zaman gx dediğim fonksiyon 12 eşittir. Ne yazarsan yaz 12 olur. O zaman g10 dediğin ifade de 12 geldi. Cevap denizli oldu. Olay böyle. Şimdi aslında ne yapıyoruz? Böyle tane tane integral almaya başladık gibime geliyor. Yani siz de kavramları yavaş yavaş oturttuğunuzu düşünüyorum. Bir sonraki böyle soru çözümüyle birlikte iyice bu tam olacak. Sıkıntı yaşamayacaksınız. Geldim sahnemi çevirdim. Hemen ne yapıyorum? Bir sonraki soruma geçiyorum. Şimdi Px bir polinom olmak üzere burada Px ile Px'in integralinin çarpımı Qx olarak tanımlanmış. Qx'in derecesi 9 olduğuna göre Px polinomun derecesi kaçtır? Bak şimdi. Notunu alıyorsun. Önemli bir şey. Diyelim ki Px polinomunun hemen derecesi m olsun. Şurada P türev x'i yazalım. Şurada da integral Px dx yazalım. Şimdi Lütfen canlarım not alıyorsunuz. Türev dereceyi 1 azaltır, integral dereceyi 1 artırır. Mesela benim elinde bir px polinomu var. Bunun derecesi 10. Türevin derecesi 9'dur. İntegralin derecesi nedir? Tabii ki 11'dir. Hocam bunu örneklendir. Mesela benim px polinomum x üzeri 10'sa bunun türevi neydi? 10 çarpı x üzeri 9'du. Bak derece 1 azaldı. Geldin x üzeri 10 dx'in integralini alırsam üstünü 1 artırıyorum. Ona bölüyorum artı c. Bak ne oldu? Bunun derecesi 11 oldu güzel insan. Şurada da zaten yazdım. Bunun derecesi 9 oldu. Bunu zaten soruda ben vermiştim. Tamam mı? Geldik şimdi buraya. Benim qx polinomun derecesi 9'muş. Buranın derecesi 9. Ben buranın derecesine m dedim. Buranın derecesi 1 fazla olduğu için m artı 1. Çarpmada dereceler polinomlarda toplanır. Yani m ile m artı 1'i topladım. 2m artı 1 geldi. Aman ha sakın çarpmayın bak. Eşittir 9. Buradan m kaç geldi? 4. Bu polinomun derecesi 4. Mesela örnek verelim. Şurası x üzeri 4. Geldin buranın integralini aldığın zaman ne oldu? x üzeri 4 çarpı x üzeri 5 bölü 5 artı c. Dağıt buraya. dağıtırsam bak ne olur? Üstler toplanır. 9 geldi bak. Benden de zaten onu istemişti. Ve ona göre de uyarladım. Mevzu bu. Geldik hemen 14. örneğimize. Şimdi ben bu soruyu nasıl çözeceğim hocam? Bu soruyu çözemem. Bu soru çok zor. Hayır kardeşim bak çok basit. İyi dinle. Ben dx ile şu dx'i götüreceksiniz dedim. Şu d ile de şunu götüreceksiniz. Bizim gx dediğimiz fonksiyon ne oldu? Aslında x çarpı fx oldu. E bu soru çok basitmiş hocam. g türevi 2. Dikkat, dikkat, dikkat. Bu da x'li, bu da x'li. O yüzden çarpımın türevini alacağız. Peki hemen g türev x yazalım. Yazalım. Birincinin türevi 1 çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci. O zaman g türev 2 dediğin şey f2 artı f türev 2 çarpı 2. Peki f2 yukarı çıktım. Karşılık gelen değer 1. Geldik yazdık. F türev 2'yi nasıl buluyordum? Bir noktadaki türev değeri o teğet olan doğrunun yani şu kırmızı doğrunun eğimi. Nereden bulacaksın hocam? Çok basit bulacağım. Şurası 1 bir birim. Şurada 1 bir birim. O zaman bu doğru neyimi 1 bir bölü 1'den 1 bir ama sola yatık olduğu için eksi 1. O zaman eksi 1 çarpı 2 cevapta eksi 1 gelir. Güzel insanlar. B şıkkı çıktı. Geçtik hemen örnek 16'mız. Şimdi bakın ben bir önceki konu anlatımında şunu söyledim size. İntegral f türev x dx. Şimdi ne yaptık? Bunun fx artı c olduğunu söyledik. İntegral f2 türev x dx. Bunun f türev x artı c olduğunu söyledim. İntegral f3 türev x dx. Bu 2 tane türev x artı c olarak söyledim. Kural 1 ise normale dönüşüyor. 2 ise 1'e dönüşüyor. 3 ise 2'ye dönüşüyor. Ama bir şey söyledim. Bunu eğer hatırlıyorsan beni can kulağıyla dinliyorsun demektir. Ve notlarını iyi alıyorsun demektir. Kural şu. İçerisi x olmak zorunda. Burada şunu yapamazsın sen. F2 türev 2x dx. Hocam bu ne var ki? Bu budur. F türev 2x artı c. Ben de senin gibi genellerim. Ayvayı yersin. Böyle bir şey yok. Unutma bu Farklı bir şey. Sadece bunlara uygulayacaksın. Şimdi ben integrali türevi nasıl kullanacağım? Türevden integrale nasıl geçeceğim? Türevden fonksiyonu normale nasıl geçeceğim? Bunların yorumunu öğreteceğim. İyi dinle. Elinde türev fonksiyonu varken normale dönmek istiyorsan, bak ne yapıyorsun? Hep integral alıyorsun. Çünkü integral aldıkça türevden kurtuluyorsun. Integral aldıkça türevden kurtuluyorsun. O zaman ben burada her iki tarafın integralini alacağım. O zaman integral 2 tane türev x dx eşittir. integral 6 tane x kare dx yazdım. Bu ne oluyormuş? Bak burada gösterdim sana. F türev x geldin. Burayı aldın. 6x küp bölü 3 artı c. Bu adam yine bir şey unuttu. Kesin bir şey unuttu. Oradan söylüyorsunuz değil mi? Unutmadım. Bak burada da c sabiti geliyor. Burada da C sabiti geliyor. Ben bunların hepsini bir tarafa yazıyorum. Böyle yazma hakkın var mı? Var. Sıkıntı yok. Böyle yapacaksın. Anlaştık mı? O zaman şimdi hemen 1 yazacağım. 2'ye eşitleyeceğim. 1 yazdım. F türev 1. 1 yazarsan 6 bölü 3'ten 2 artı C. E burası 2'ye eşitse C kaç çıktı? 0. O zaman benim F türev X dediğim fonksiyon eşittir. Geldin. Biraz böyle boşluk yapacağım. 6 bölü 3. 2x küp çıktı mı çıktı. Yine her iki tarafın integralini alacağım. Geldim. Hemen integrali koydum. Almaya başlayacağım. 1. Bura normale döndü. Emre Hoca unutmuyormuş. C'yi diğer tarafa yazacakmış. Burası 2 tane üstünü 1 artırdın. Ona böldün. Artı C geldi. Şimdi 1 yazınca 4 oluyormuş. 1 yazalım. F1 eşittir. 1 yazarsam. Şuradan ne geldi? 1 yazdığın zaman 1 bölü 2 geldi. Artı C. Bu işte kaça eşitmiş? 4'e. Karşı yatarsan şurası 7 bölü 2 çıkar. O zaman benim fx fonksiyonum şuna döndü. Şunlar sadeleşirse x üzeri 4 bölü 2 artı 7 bölü 2. Hangi şıkta var güzel insan o? Tabii ki B şıkkında var. Olay bu şekilde. Şimdi geldim buraya. Hemen baktım soruyu okudum. Tane tane işlem yapacağım. Birinci işlemim şuymuş. Birinci türevi bu. fx fonksiyonunun 2,4 noktasında yerel minimumu varmış. Emre Hoca bana anlattı ben bunu biliyorum. Bir noktada ekstremum varsa orada türev sıfıra eşitti. Bunu sakın ama sakın unutmuyorsun. Sonra bu nokta onun üstünde olduğu için denklemini sağlar. Bu denklemi sağlar oradan geldi. Şurası ekstremum olduğu için türev sıfır. Türev tabii ki eşittir sıfır. Peki gerisinde ne yapacağım? Hemen şuna bakacağım. 2 yazacağım buraya. 8 Eksi m artı 3. Yani şu an buraya bakıyorum. Eşittir 0. m buradan kaç geldi? 11 geldi. Tamam. O zaman hemen f türev x'i düzenliyorum seninle birlikte. Ne oldu? 4x. 11 yazarsan eksi 8 çıktı mı? Çıktı. Ben f'e geçmek istiyorum. f 0'ı bulmam lazım. Nasıl bulacağım? Türevden kurtulmanın yolu integral almakmış. O zaman geldim integral aldım. Geldim integral aldım. Şuraya dx yazacaksın. Şuraya geldin hemen dx'ini yazdın. Tamam. Burası ne olmuş? fx olmuş. c'yi sonra yazıyormuş. En sona yazıyormuş. Unutma bunu. O zaman üstünü bir artırdın. Geldin 2'yi yazdın. 2'ye böldün. Hemen burası 8x. Sonra artı c'yi yazdın. Peki hocam c'yi nereden bulacağım? Bak şurada bilgi var. Hemen ne yapıyorsun? Şuna şunu bir sadeleştiriyorsun. 2 yazıyorsun. F2 eşittir. 2 çarpı 2'nin karesi 4. 2 yazdın. Eksi 16 artı c. Neye eşitmiş? 4'e. Şurası eksi 8 artı c eşittir 4. c buradan kaç geldi? 12 geldi. Tamam. O zaman fx dediğin ifade ne oldu? 2x kare eksi 8x artı 12. Neyi sormuş? f0'ı. f0 eşittir. Gitti gitti. Cevap da 12 geldi. Mantık bu şekildeydi. Geldim. Benim 18. örneğime. Fonksiyonun bir fonksiyon var. Alabileceği en küçük değer eksi sonuçmuş. Allah Allah. Burada f eksi 1'i sormuş. Ne yapacağız? Önce şuranın bir integralini alacağız. Alabiliyoruz çünkü basit bir şey o. O zaman fx eşittir. Dikkat et. Şurası 1. Üstünü bir artırdın. Geldin ona böldün. Sonra üstünü bir artırdın. Yani bu oldu. Sonra yanına da c koydun. Tamam. Şimdi hocam benim fx dediğim fonksiyon şöyle bir şey çıktı. İkinci dereceden bir ifade geldi. Tamam. İkinci dereceden ifadeler parabol belirtir. Paraboller en küçük değeri tepe noktasında alır. O zaman tepe noktasını çizdiğin zaman değer dediği için bunun k'sı eksi 13'müş. K nasıl bulunuyordu? F, R'den bulunuyordu. O zaman eksi 13 eşittir F, R. Bak nasıl tane tane gitti. Her şey tak gitti böyle. O zaman şurada güzel insan R'yi bulduğun zaman eksi, eksi 12 bölü 2 çarpı 1. Eksi B bölü 2A. Yani kaç geldi? 6 geldi. O zaman f6 eksi 13'müş. Eksi 13 eşittir. 6'nın karesi 36. Eksi 72 artı c. Şurayı eksi 36 yapar. Karşı yatarsın. 23 çıktı mı çıktı. O zaman benim fx fonksiyonum şöyle bir şey oldu. x kare eksi 12x artı 23. f eksi 1'i sormuş. f eksi 1 de 1, 12, 23, 35, 36 çıktı mı? Çıktı güzel insan. Mantık bu şekilde. Geldim. Hemen örnek 19'a. Burada güzel bir soru var. Çok güzel bir soru var. Bak, tane tane okuyacağım. fx fonksiyonunun grafiğine herhangi bir noktada teğet olan doğrunun eğimi. Şimdi bu nokta x olsun tamam mı? x olsun. x virgül fx noktası olsun. Bu noktadaki teğetin eğimi neydi? tabii ki türevdi. F türev x dediğin şey o noktanın yani x'in neymiş arkadaşlar? 4 katının 3 eksiymiş. Bu kadar, bu kadar, bu kadar. Tekrar anlatıyorum. 1. Canlarım fx fonksiyonunun grafiğine herhangi bir noktada noktamız x'e tabii ki fonksiyon fx olduğu için böyle oldu. Bu noktadaki teğetin eğimi türev değeriydi. Tamam. 4 katının o noktanın absisinin 4 katının 3 eksi bu. Şimdi canlarım bakın ben türevden kurtulmak istiyorum. Kurtulmam için de tek yol var. O da integral almak. Geldim integrali aldım. Geldim integrali aldım. Şöyle yazdım canlarım. Buraya dx yazmayı unuttuk. Hemen yazacağız o düzelecek. Burası ne oldu? fx oldu. Bura ne geldi? İntegralini aldığın zaman 4x kare bölü 2 eksi 3x artı c çıktı mı çıktı. Tamam. Şimdi f1 ile f türev 1'in toplamı eksi 5'miş. Ben burada f türev 1'i bulurum. f türev 1 4 eksi 3'ten kaç çıktı? 1 çıktı. Bu da tamam. Şimdi hemen geldim. Şuraya 1 yazdım. O zaman 1 yazarsan f1 ile 1'in toplamı eksi 5 mi? Evet. f1 buradan kaç geldi? Eksi 6. Tamam. O zaman F1'i gelin hemen yazalım. 1 yazarsan şuraya 2. Eksi 3 artı C eşittir. Eksi 6 ise eksi 1. C buradan kaç geldi? Eksi 1 karşı artı 1 olarak geçer. Bu geldi. Şimdi benim fonksiyonum şuna dönüştü. Bakın iyi izleyin. 2x kare eksi 3x eksi 5 geldi mi? Geldi. X de pozitif tarafta kestiği noktanın apsisi. Ya ben burayı çarpanlarına ayıracağım. Nasıl ayıracağım? Çok basit. 2x'e x yapacağım. Burası eksi 5'e 1 gelecek. Niye çarpanlarına ayırıyorsun? x eksenini kesti nokta demek kök demek. Kökünü bulacağız. Burası eksi 5x artı 2x eksi 3'ü verdi. Burası 2x eksi 5 ile tabii ki x artı 1'in çarpımı oldu. Şuradan x eşittir eksi 1 gelir. Ben bunu aramıyorum ki. Pozitif taraf arıyorum. x buradan 5 bölü 2 çıktı mı çıktı. Cevap da e şıkkı geldi. Böylelikle tüm sorularımızı çözdük arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Umarım elimden gelince basitleştirip anlatıyorum. Siz de karşı taraf olarak yapıyorsunuz mevzuyu. Ne yapalım? Bir sonraki testlerde görüşmek üzere diyelim. Bir sonraki derste tabii ki soru çözümü yapacağım. Bolca soru çözeceğiz ki pekisin iş. Başka da bir mantık yok olayda. İntegral basit mi? Tabii tekrar söylüyorum. Türeve göre daha zor. Ama mantığını kavradığın zaman soru kaçırmaz. Olay bu şekilde. Kendine iyi bak. Seviliyorsun.